Herkese merhaba arkadaşlar. MatMKD Matematik kanalımızda bugün konumuz polinom. Polinoma başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone değilseniz destek olmak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlayalım o zaman. Şimdi polinom nedir? Polinom bir çok terimli demektir. Bakın a n x üzeri n artı a n eksi 1 x eksi 1 böyle nokta nokta gider. Bunların her biri birer terimdir bakın. Her biri birer terim. Polinomda bazı kullanacağımız önemli kavramlar var. Mesela derece ya da katsayı. Baş katsayı, sabit terim. Bunları önce bir inceleyelim. Bunlar neymiş? Derece dediğimiz bir polinomda bakın x'ler vardır ve x'lerin kuvvetleri vardır. Bu x'lerin kuvvetlerinin içindeki en büyük olan x'e polinomun derecesi deriz. Mesela bakın px eşittir x üzeri 7 artı 6 x üzeri 6 falan böyle gidiyor. Burada azalan kuvvetler var. Burada x'lerin kuvvetlerin içinde en büyük ne var? 7 var. O zaman bu polinomun derecesi 7'dir deriz. Bir de kaç sayılar var bakın. Terimlerde x'li terimlerin her birinin önünde sayılar var. İşte bunlara kaç sayı deriz. Bunların her biri birer kaç sayıdır. Ve de burada bakın mesela şunun önünde 4 olsun. 4 x üzeri 7. Burada polinomun derecesini bulmuştuk. Polinomun derecesinin bulunduğu terimdeki katsayıya baş kat sayı deriz. Bunda da baş katsayı. Ve de burada önemli olan bir tane bir şey daha var. O da sabit terim. Yani x'li olmayan terim. Mesela artı 10. Bu burada sabit terim olur. Bir polinomda dikkat edeceğimiz önemli bir husus daha var. O da x'in kuvvetleri. x'in kuvvetleri arkadaşlar daima doğal sayı olmak zorundadır. Birazdan örneklerine geçeceğiz. Yapacağız hepsini tek tek. X'in kuvvetleri ne olacakmış? Doğal sayı olacakmış. Bakın önemli. X'in kuvvetleri doğal sayı olmalı. Şimdi bir de burada polinomun derecesi 7'dir demiştik. Bunu şöyle gösteririz bakın. Der Px yani polinomun derecesi anlamına gelir. Burada mesela en yüksek derece n yazalım n. O zaman örneklerimize geçebiliriz. Şimdi ilk önce hangileri polinom oluyor? Hangileri olmuyor? Her böyle x'li ifadede polinom olmaz yani x'in kuvvetlerine dikkat edeceğiz. Burada ana fikir x'in kuvvetleri. x'in kuvvetleri doğal sayı olacak. Bakalım. Px 8 x 4 falan filan böyle gidiyor bakın. x'in kuvvetlerini kontrol edeceğiz. Bakın 4 x üzeri 3 x üzeri 1 vardır burada. Burada x'in kuvvetlerin hepsi birer doğal sayı. O zaman bu bir polinomdur. Qx verilmiş. 3x kare artı 2 kök x diyor bakın. Kök x. Kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demektir. Yani doğal sayı değil kuvvet. O zaman fu polinom olmaz arkadaşlar. Devam edelim. 4x küp eksi 1 bölü x kare. Şimdi burada 1 bölü x kare var. Diyeceksiniz ki x kare burada doğal sayı. Ama bakın 1 bölü. Bunu biz yukarı çıkardığımız zaman x üzeri eksi 2 demektir. 2 yukarı çıkarırsak. Ve ne olur bu? Doğal sayı olmaz. O zaman rx de bir polinom değildir. 16 x üzeri 5 eksi 8 x üzeri eksi 4. Bakın. Eksi 4. Doğal sayı değil. O zaman polinom değildir. Devam edelim. Şimdi derece baş kat sayı sabitlerin örneklerimize geçelim. Px polinomu verilmiş. 2 x üzeri 5 eksi 7 x kare. Derecesi nedir bunun? Bakıyoruz. X'in kuvvetlerine bakıyoruz. En büyük derece kaç? 5. O zaman polinomun derecesi 5'tir. Baş kat sayı 5'i bulduğumuz terimdeki katsayı bakın? 2'dir. Sabit terim. X'li olmayan terim. 3. Hatta önde de eksi var. Eksi 3'tür. Bakalım. 7 bölü 2 x üzeri 6. 12 x üzeri 5 gidiyor. Derecesi nedir bunun? Bakıyoruz en büyük x'in kuvvetini arıyoruz. Burada bir 10 görüyorum bakın. Yani illa en başta olacak diye bir şart yok. O zaman bu polinomun derecesi 10. Baş katsayı, onu bulduğumuz terimdeki katsayı, eksi dokuz. Sabit terim, xli olmayan terimi arıyoruz. Bakın yok, yani sıfır var demektir. Sabit terim sıfır. Buraya bakalım. 7x kare 3x üzeri 3 diye gidiyor. Derecesi kaç? Büyük olan ne var? 3 var. Derece 3. Baş katsayı, artık öğrendik. Neymiş? Eksi 3. Sabit terim, bakın xli olmayan terim. 1 bölü 2. Burada da kx eşittir 5 var. Yani burada sabit terim bu. Bunun yanında x üzeri 0 varmış gibi düşüneceğiz. O zaman bu polinomun derecesi 0 olacak. Baş katsayı 5. Sabit terim zaten 5. Tamam o zaman. Devam edelim. Bakalım sorumuza. Px eşittir x üzeri 16 bölü m diyor. Bakın bu ifade bir polinom ise diyor. Polinom olması için ne olması gerek dedik? Buraların x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım dedik. Yani 16 bölü m'nin doğal sayı olması gerekiyor. Yani sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. O zaman m'yi bulalım bakın. m'nin 16'yı bölen sayılar olması gerekiyor. Burası bir doğal sayı olacak. m yerine 1 yazarsak ne olur? 16 bölü 1, 16. Yani doğal sayı olur. Yani m 16'yı bölen sayıları yazıyorum şimdi bakın. 1, 2, 4, 8, 16. Bu 16'yı bölen sayılardır. Bunları yerine yazdığımız zaman ne olur? 16 bölü m sıfırdan büyük eşit olur. O zaman kaç tane sayımız oldu bizim? 5 tane. M'nin alacağı değer sayısı demek ki 5'miş. Bakalım buna. Bu polinom 3. dereceden bir polinom diyor. Bakın 3. dereceden. X küp arıyoruz o zaman burada. bakıyorsa X küp yok. Demek ki burasının 3 olması gerekiyor. X küp olması için. M 3'müş. O zaman diyor ki bunun baş katsayısı kaçtır? Yani dereceyi bulduğumuz terimin katsayısıydı. M artı 6 baş katsayı o zaman. M yerine 3 yazarsak cevabımızı 9 buluyoruz. Bakalım buna. Bu ifade bir polinom olduğuna göre diyor. Evet mantığımız aynı. 10 bölü M'nin doğal sayı 2 eksi M'nin de doğal sayı olması lazım. Yani 10 bölü M büyük eşittir 0. 2 eksi M büyük eşittir 0 olması lazım. O zaman onu bölen sayılara bir yazalım bakalım. Onu bölen sayılar 1, 2, 5 ve 10. Bunlar onu bölüyor. Fakat burada da sağlaması lazım. Yani burada yerine yazdığımız zaman sıfırdan büyük eşit olacak. 1 yazalım bakın. M yerine 1 yazarsak bu ne olur? Sağlar. 2 yazarsak 2 eksi 2 sıfır olur. Eşitlik kısmını sağlar. Fakat 5 yazarsak mesela burası eksi bir sayı olur. O zaman bunlar olmaz bakın. Demek ki 1 ile 2 oluyormuş sadece. Bunların toplamını soruyor bize. Cevabımızı 3 diyeceğiz. Bu soruya baktık. Burada da diyor ki bu ifade 3. dereceden bir polinom diyor. 3. dereceden. E bakıyoruz burada üzeri 4 var. O zaman bunun olmaması gerekiyor. Demek ki bunun kat sayısını 0 yapacağız. Ve buradan M'yi ne bulacağız? Eks 3. E 3. dereceden olacağına göre bize bir de x küp lazım. Bu da 3 olacakmış o zaman n eksi 3'ü de 3'e eşitlersek n de 6 olur. E, m artı n sorulduğuna göre eksi 3 artı 6'dan cevabımızı 3 bulacağız arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir polinomda sabit polinom vardır. Sabit polinom. Yani x'li olmayacak. Bakın px eşittir 3. Sabit bir polinomdur. 5 1 bölü 2 kök 3 Bunların hepsi sabit polinom. Sabit polinom olması için tek şart reel sayı olacak. Bakın bunların hepsi birer reel sayı. Bir de özel olarak bir sıfır polinomu var. Yani px eşittir sıfır. Olduğu zaman sıfır polinomu zaten. E bakalım örneklerimize. Bu ifade sabit bir polinomsa diyor. Bakın sabit polinomda hiç x'li var mı burada? Yok. Demek ki bu x'lerin olmaması gerekiyor. Yani x'li ne kadar terim görüyorsak hepsinin katsayısını sıfır eşitleyeceğiz yani. a artı 3 sıfırsa A eksi 3 olacak. B eksi 2 sıfırsa B 2 olacak. Bakın buradaki eksiği almamıza gerek yok. Aynı sonuç çıkacak zaten. C artı 1 sıfırsa da C eksi 1 bulacağız. Ne yapacakmışız? Toplayacağız bunları. Eksi 4 2 daha. Eksi 2 çıkacak cevabımız. Şimdi bu ifade sıfır polinomu ise diyor bakın. Sıfır polinomu. E, sıfır polinomunda sadece sıfır olması lazım. Yani bunun hepsinin sıfır olması lazım. Şimdi burada ne var? M küp x var. O zaman burası sıfır olacak. Yani m sıfırmış. Ama bakın burada iki yerde x gördüm bakın. Az daha yanlış yapıyordum. Siz de yanlışa düşmeyin bakın. Burayı bir x parantezine almamız lazım. Şunu hemen iptal ettik. Bakın polinomumuzu tekrar yazıyorum. m küp eksi 8 x artı n artı 5. Bakın x parantezini aldım. O zaman 0 polinom olduğuna göre ne görüyorsak her şey sıfır olacak. Yani m küp eksi 8 0'mış burada. 8'i öbür tarafa alırsak m küp 8. Peki neyin küpü 8 olur? Tabii ki 2'nin. O zaman m'imiz 2'ymiş. n artı 5'i de burada 0 eşitlersek n'imizi de eksi 5 buluruz. Şimdi çarpacakmışız bunları. O zaman 2 çarpı eksi 5'ten cevabımız eksi 10 olacakmış. Evet bu ifadede sabit polinom diyor. Sabit. Aynı deminki gibi sabit polinomda x'li terimler olmayacak. Bunları sıfır eşitleyeceğiz. Eşitleyelim. a eksi b eksi 3 sıfırmış. Atalım eksi 3'ü bu tarafa. a eksi b 3 dursun. Bunu alalım. 2 artı b eksi 6 eşittir sıfırsa Eksi 6'yı at bu tarafa. 2A artı B eşittir alt. Evet. iki bilinmeyen iki denklemimiz var. Bunları bulacağız. E nasıl bulacağız? Tabii ki taraf tarafa yok edeceğiz. Hemen bunları toplarsak. Eksi B ile artı B gidecek. Burada 3A eşittir 9. O zaman A'mız 3. Şurada birinci de A yerine 3 yazarsak. Bunu da bu tarafa at. Eksi B eşittir 0. Demek ki B sıfırmış. Çarpacağız bunları. 0 çarpı 3. O zaman cevap sıfır yani. Evet. iki polinom eşit olabiliyormuş. Bakın. iki polinom eşitlerken aynı dereceleri birbirine eşitle diyor. Bakın. Aynı dereceleri. Burada Px var. Qx var. Bunlar birbirine eşitse diyor. Bilinmeyenleri bulacağız. Aynı derece. Bakın burada x küp var. Aşağıda x küp yok. O zaman aşağıda 0x küp varmış diye düşüneceğiz. 0x küp 2m eksi 4'ü 0 eşitleyeceğiz. 2m eksi 4 eşittir 0. 2m eşittir 4. 4 m'yi 2 bulduk. Tamam. Sıra geldi x kare. Bakın x kare burada eksi 6 x kare. Burada k x kare. Demek ki k'nın eksi 6 olması gerekiyor. Aynı derecelerin katsayılığını eşitliyoruz. Demek ki k'mız eksi 6 imiş. x'e geldik. Burada x'imizin önünde 5 var. Burada eksi 2 n artı 1 var. Eksi 2 n artı 1 eşittir 5. Yani 2 n artı 1 eksi 5. O zaman bunu bu tarafa atarsak. Eksi 6 n de eksi 3. Yani hepsini bulduk mu? Bakalım ha bir de p varmış burada. Aman unutmayalım. Sonra böyle bir şeyler unutuyoruz. Hemen yoruma yazıyorsunuz. Gözünüzden kaçmıyor. Tabi yazın tabi. Eksi 2 p'nin de burada 6 eşit işte olması gerekiyor. Eksi 2 p eşittir 6. P eşittir eksi 3. Hepsini bulduk. Evet. Bakın aynı dereceler eşittir. Şimdi de bu polinom eşitliğinde şu tip sorular var. Bu tip sorularda x eksi 2 bölü x kare eksi 1 eşitmiş a bölü x artı 1 artı b bölü x eksi 1. A ve b'yi bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Tabii ki paydaş diyeceğiz. Bakın dikkat edin. x eksi 2 bölü x kare eksi 1 eşittir. Şimdi burada a'yı x eksi 1 ile çarpacağız. Paydamız artık ortak. Burayı da x artı 1 ile çarpacağız. Peki paydalar işlendi bakın. x kare eksi 1 dediğimiz bizim nedir zaten? x eksi 1 x artı 1'dir. Şimdi bu paydaları görmeyelim artık o zaman biz. Bunları ortadan kaldıralım. x eksi 2 eşittir. a'yı dağıtırsak ax eksi a. b'yi dağıtırsak bx artı b olacak. Şimdi burada x'lileri paranteze alırsak. Buradan a gelecek. Buradan da b. x. Sabit terimleri yazalım. Evet. Ne dedik? Aynı derecelerin katsayıları birbirine eşit olacak. Bakın burada yok ama 1 var. O zaman a artı b'yi 1'e eksi a artı b'yi de eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Evet. Bunları da böyle taraf tarafa toplayınca artı a ile eksi a gidecek. Buradan 2b eşittir. Eksi 1. Her iki tarafı 2'ye bölünce b'yi eksi 1 bölü 2 bulduk. Peki şimdi işte a'yı bulalım. Ne yapalım? Şurada yerine yazalım. a B yerine eksi 1 bölü 2 yazalım. Atalım bunu bu tarafa. Fayda da eşitlersek 2 1 de burada 3 bölü 2 olacak. A da 3 bölü 2 imiş. İşte bulduk bakın. A artı B soruluyor. Bu ikisini toplayacakmışız. 3 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2 paydalar eşit zaten 2 bölü 2'den cevabı 1 olarak bulacağız arkadaşlar. Şimdi polinomda yerine yazma soruları var. Polinomun en çok çıkan soru tipleri budur aslında. Şimdi fonksiyonlarda geçerli kurallar polinomda da geçerlidir. Ne demek istiyoruz? Bakın fonksiyonlarda şöyle sorular vardı hatırlayın.